Kemal biraz indirsene aşağı. Tamam. Dertleriyle dertleşmek bizim için bir yol alınır. İkilik daha buradayız. Allah şahit çok mutluyum, çok mutluyum, çok yoruluyum. İmkan olsa memleketin her yerine gitsek, hem bir arada olsak, memleketin birlikte konuşsak, buradaki konuşmayı bize sağlayan genel başkanımıza direkten teşekkür ediyoruz. Çok verimli toplantı oldu. Başkanım, bir yol alın. Memleketin her insanı mahkemelerden, yargıçlardan hukuk bekler. Tamam ya, ben de son anına kadar hukuk bekleyeceğim. Bugüne kadar verilen hukuksuz tüm kararları kınıyorum. Ama yanı sıra ben hala bu memleketin, bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Bunu da derim, doğru karar verin ben. Çünkü hukuk herkese lazım olacak, herkese lazım. O karar vericilere bile lazım olacak. Onun için doğru karar vermeleri. Yani evet, çok acı. İşte bu hukuksuz kararlar veriliyor. Hukuksuz yere içeride hapis yatanlar var. Sayın Kaptancıoğlu bunlardan birisi. Ama dediğim gibi biz son anına kadar yine de hukuka uygun adil bir karar veriyoruz. Evet, ikamet etmiş miydi? Bir tane alayım mı? Sen ver bana. Peki, hadi ver bana. Tutabilirsin, elinde bir tane. Tamam, bir tane elinden yiyin böyle bir tane. Pardon. Tamam. Evet hanımefendi, iyi misiniz? Gel, fotoğraf çektireyim. Çektirebilir miyim? Tabii ki. Gel anneciğim. Gel anneciğim, gel. Gel, tabii. Babamız. Babamız. Tamam. Siz de geçin, siz de geçin. Güzel modeller seçmişsin ama şey mi, kendi mi seçiyorsun modelleri? Güzel. İmalat genelde ne alıyorsun? Yolun açık olsun. Güzel. Çok teşekkür. Kalabalığız. Onun için yolumuza devam edelim. Başarılar dilerim. Başarılar. Şöyle, bu söylediklerinize karşı bir şey söylemek mümkün mü? Asla. Zaten hani bizim savunduğumuz demokratik bir ülke olmak, hatta hani tabiri caizse genel başkanımız da ifade ediyor. İkinci yüzyıla giderken Türkiye Cumhuriyeti'ni demokrasiyle taçlandırmak. Bu kavram üzerinden biz de süreci çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerde buna dönük adımlar atmak için üstün gayretler gösteriyoruz. Ve bunlar muhtemeldir ki o altılı masada konuşuluyor ve konuşulacaktır. Belki haklısınız, toplum sabırsızlıkla neler alacağını, bu güzel ittifakı, bu önemli bir araya gelişin topluma neler vereceğini duymak istiyor. Ama zamanı geldiğinde ben eminim ki bu beklentileri karşılayacak
en üstün demokratik uygulamaları açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü neticede biz ve bizim gibi belediye başkanları da kendi yaşam alanlarında bu söylediğiniz adımların atılmasını destekliyor. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ çıkın. Herhalde. Milletten sağ çıkın. Aynen öyle. Zam yapmayın. Vakit parayı yapıyor. Zam yapmıyor. Zam yapmıyor. Tamam, ben biliyorum. Tamam. Amcama güven sakin. Amcamın tecrübesine güven. Ben senin benim başkanım. Bu belediye korkutuğum bana gerek yok. Tabii tabii. Zam yapmıyor. Fakir fakara sak. Aynen öyle. Hadi onda. Allah. Başım üstüne gel. Allah razı olsun. Abi lan gelin gidin ha. Her zaman. Her zaman. Sağ olun. Arkanızı söyleyeceğim. Her hapımızın sonu. Bu düzelecek. Bir sorun yok. Üstteki cumhurbaşkanı. Bir sorun olacak. İnşallah sağ olun. İnşallah. Sana koymadım. Allah sana yardım ediyorum. Sağ olun. Sayın başkanım hoş geldiniz. Kim çekecek? Hoş geldiniz. Hayır işlerim hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Dükkanlarını biraz kestik affedin. Hoş geldin. İşiniz iyi olsun inşallah. Sağ ol. Gitsin inşallah işin nasıl? Sizin de bir arada olmaktan mutluyuz. Çok güzel. Valla çok çok keyifli. Van çok güzel onu söyleyeyim. Kırmar olayım. Üç defa giremiyoruz. Siz de güzel sıkıntı yok. Sağ ol teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Ne mutlu. Başkanım esnaf ortak mı? Hadi gel. Başkanım hoş geldin. Gençler sabahtan beri bekliyoruz. Vallahi kurban olayım. Gençler burada bekliyorum. Tamam onlarla da buluşacağım. Tamam. Gitsin inşallah. Siz var mı ihtiyacınız? Çok var. Söyle çok var. Duyalım. Yani artık yetişemiyoruz hiçbir şeye. Kira bir yandan, giden bir yandan, sigorta bir yandan. Artık yok yani. Sonuca başlarsın bunu yok. Artık size kardeş. Eyvallah. Artık mutlu sizlersiniz. Eyvallah. Biz hep birlikte çalışacağız. Artık mutlu sizlersiniz. Artık mutlu sizlersiniz. Dertlerinizi dinlemek. Allah razı olsun. Yarın da genel başkanımızla beraber toplantı tüm dertleri paylaşacağız. Artık kurtarın bu konuda. İnşallah. İnşallah kurtaracağız. Tek mutlu sizlersiniz. Destekler misiniz başkanım? Tabii ki. Arkasındayız. Arkasındayız. Bayağı bir sıkıntı. Şimdi ben şöyle bir örnek vereceğim size. Bundan 7-8 sene önce çeyrek altına ödüyoruz. Çeyrek çıkıyor alıyoruz. Çocuk bezi alıyoruz. Artık geçim kaynağı sıfır. Şu an herkes yastık altına harcıyor. Yani ne bileyim artık. Bir asgari ücretle çalışan bir insan hırsızlık yaparak geçinebilir. Başka hiçbir şeyi geçinemez. Evet, ya tabii tek başına bir sınır kapısı falan yetmez. Yetmez. Yani bu ülkede, bu ülkenin kendi kaynağı var. Artı her işi erbabına kıyaslayacağız. Bu ülkede ne yazık ki sistemin içerisinde liyakatle yönetilme biçimi anlayışı yok. Ahbap çavuş ilişkisi var. Akşamdan sabaha kadar. Ona düşman de, ona hain de, ona inançsız de, ona bilmem ne de bu işlerle uğraşıyoruz. Esas mesele bu. Esas mesele senin işin, gücün, geçimin, bu ülkenin üretmesi, milletin tarım yapabilmesi, turizmin bile gelebilmesi. Ne güzel Van kedimiz var, Van gölümüz var. Ya ne olsun yani. Ama gelen çıkarmaz yani. Başkanım var. Sahipsin demek. Ne demek beğendiniz? Ben hatta dün espri yapıyorum. Benim arkadaşlarım yani Beylikdüzü'nden beri çok kadim Vanlı dostlarım var. Bir arada büyüdük diyebilirim. 30 küsür senedir. Tabii çok defa niyet ettik gelmedi. Gelemedik. Dedim ki onlara bak dedim bir daha beni kandırmayın. Bize dedim yıllardır diyorsunuz efendim siz Kürt'ün deniz görmemişi. Lan nasıl görmemiş burada deniz var dedi. Burada deniz şaka koymalarım. Evet. Hiçbir şekilde. Evet. Çünkü sahipsiz kalmış. Deniz diyoruz ya başka bir şey yok. Eğer bir yeşil alan varsa ya da farklı bir yer varsa gezilecek bir yer kesinlikle yok. Yok. İşte onun üzüntüsünü gördüm. Van güzel bir yer değil mi? Kesinlikle. Van'da bir stadyumun olmaması ne kadar. Ya bakın ya bir şey söyleyeyim mi size? Bırak stadı. Ya Van'ın atleti meşhurdu yani koşucusu vardır. Buranın her türlü sporda bir yetenekli insanı var. Yani güreşçisi vardır. Dolayısıyla Van çok güzel. O zaman insanı bak buranın 24 yaş ortalaması. Gelirken raporları okudum. Gencecik nüfus. Kesin genç. İki,
Türkiye'nin en büyük 21. ili. Ama ekonomide 60 küsürün. Olmaz. O zaman başka bir şey yok. Bunu halledeceğiz. Başkan olarak siz burada... Ya o iş benim işim değil. Bu işi halledeceğiz ama. Hep beraber halledeceğiz. Tamam mı? Biz de o işin parçasıyız. Gençler orada. Hani böyle doğunun cenneti olmalı. Doğunun merkezi olmalı. Böyle güzel coğrafya. Ekonomik olarak, tabii ekonomik olarak. Tarımdan, turizme, üretimden, hayvancılığa birçok yönüyle dünya güzel bir yer. İnsanı da güzel, toprağı da güzel. Umut ederim o günleri bana kazandıracağız hep birlikte. Çünkü çok fırsatları var. Evet, yani ben bana gelirken mesela rapor okuduğumda, yani Türkiye'nin en büyük 20 şehrinden birisi ama ekonomik olarak 60 küsürüncü olmaz. 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 Türkiye'nin en genç nüfusu, 5. genç nüfusu Van'da. Böyle genç bir nüfusu ben ülkem için fırsat görürüm. Yani buradaki genç pırıl pırıl delikanlıları, genç kızlarımızı hayata hazırlanması, iyi eğitim alması, iyi meslek sahibi olmalarını isterim. Siz de esnaf olarak mutlu olun isterim. Çünkü coğrafya çok güzel. Ben ilk defa geliyorum. 3 defa niyet ettim, olmadı. Bu sefer gelebildim. Şükürler olsun. Ama fırsatları bol bir şehir burası. Sadece doğu için değil, doğudaki komşularımız için, ülkeler için de bir fırsat var. İnşallah hep birlikte bunu başarırız. Ekonomik sıkıntılar var. Yani evet. Aşacağız bunu. Yani onun sıkıntı... Aşacağını da biz de aşıyoruz. Evet. Haklısınız. Ve gerçekten toplumu sıkıntılar dinliyoruz. Onun için buradayız. Ama Cumhuriyet Halk Partili olarak buradayım, İstanbul Belediye Başkanı olarak buradayım. Ama bütün muhalif kesim şu anda Türkiye'nin kurtuluşu için bir arada çalışmak zorunda. İnşallah başaracağız bunu. Çok sevgiler, saygılar, hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin.